Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Gördüm bugün yerimi, gelirdi dipten dipten. Yerimi gördüm bugün, gelirdi dipten dipten. Göremedim yüzünü, andır kalarsın yükten. Andır kalarsın yüzünü göremiyorum. Andır kalarsın yükten, andır kalar. Kuşağının tokası, gözünde sokulası. Çok işler etti bana, Allah'ından bulası. Çok işler etti bana, Allah'ından bulasın, Allah'ından bula. Çok işler etti bana, Allah'ından bulasın, Allah'ından bulasın. Çılır 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 çılır. Hep beraber. Evet. Şu anda Trabzon günlerinde otçu yürüyüşümüz başladı. Dönelim mi Sedir abi? Nasıl? Neredesin nerede, gözlerim seni arar. Neredesin nerede, gözlerim seni arar. Geri gel ömür geri, yapamadıklarım var. Geri gel geçlik geri, yapamadıklarım var. Yapamadıklarım. Hertelanın saçımın tetel hakkı var sende. Her ağaç saçımın tetel hakkı var sende. Zerre kadar bir yerin daha kalmadı bende. Zerre kadar bir yerin daha kalmadı bende. Giderdük geri geri, yaylalara yukarı giderdük geri geri. Maltepe'nin sahilinde andurdu bize orayı ben. Maltepe'nin sahilinde andurdu bize yeri, andurdu. Bak oldu yine akşam Aygıran'dan aşıyor. O ne kadar güzellik, sana aklım şaşıyor. Evet, Trabzon'un 104. Kurtuluş Yıl Dönümü 4. gününde son sürat devam ediyor. Geleneği bozmuyoruz ve Ahmet abi yine diyor ki, tut şu mikrofonu. İbrahim abi merhaba. Ahmet abi hoş geldin. Evet, mikrofonu sana tutmamı söylediğini. Her zamanki gibi, hele çocuk tık dedi arkamızda evet. Ne var? Evet Ahmet abi. Ne var arkamızda? Bak otçu yürüyüşü geliyor şurada gördüğün gibi. Biz bu tarafa mı dönelim? Evet, Mavi Karadeniz TV'de sevgili Ahmet Güngör sevenler. Bugün neredeyiz? Maltepe'deyiz. Trabzon'un kurtuluşunun 104. yılı etkinliklerinde. Arkamızda gördüğünüz gibi her sene klasik olarak yaptığımız mizansenimiz, otçu yürüyüşümüz, yöresel olarak tabiriyle değerlendirdiğimiz. Ahmet abi her zamanki gibi bizimle beraber ve hele çocuk tut dedi. Mavi Karadeniz mikrofonlarını elime teslim etti. Ahmet abi soru soracak mısın bana? Ne söylemem lazım? Evet sevgili İbrahim Başkan, 6. günümüz yine dolu dolu başladı. Şöyle 6 günlük bir kısa analiz istesek senden. Kısa analiz sevgili Hakan ve Ahmet abi. Arada bir arkaya bakıp duruyorum. Gene Trabzon adına yakışır bir şeyler yapmaya çalıştık. Herkesin gönlünü edemediğimiz gibi bazı sanatçı arkadaşlarımızı da mutlu edemedik. Bu program içerisinde benim çok muzdarip olduğum bir nokta var. Sevgili sanatçı olan arkadaşlar ya da sanatçı olma yolunda ilerlediğini zanneden arkadaşlar, nereli olursanız olun bir Trabzonlu olduğunuzu unutmayın. Bir söz söylerken Trabzonlu'ya söylediğinizi de unutmayın. Sizlerin sahada karşılığınız, halk nazarında bilinirliğiniz, tanınırlığınız yoksa sizi kimse istemez. Biz burada komisyon olarak hareket ediyoruz. Komisyonun vermiş olduğu karar doğrultusunda sanatçılarımızı ücretsiz sahneye davet ediyoruz. Sahneye gelecek arkadaşlarımızın hepsini de sponsor desteğiyle karşıladık. Sadece klavye kabadayılığı yapılmasından çok rahatsızım Ahmet abi. Bunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Bizler işimizi gücümüzü bırakarak burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimseyi de memnun edemiyoruz.
Selamünaleyküm. Ve teşekkür ediyorum Ahmet abi. Peki televizyoncular için düşünceleriniz nedir? Sağ olsun, bizim Karadeniz medyasında çok değerli abilerimiz var. Ahmet Güngör, Mavi Karadeniz TV. Şu anda o ekranlardayız. Diğer kanallarımız da sağ olsun bize her daim yardımcı oluyorlar. Biz burada kendi adımıza değil, bu benim düğünüm ya da Ahmet'in Mehmet'in düğünü değil. Burası bir Trabzon'un adına yapılan bir etkinlik. Herkesin zamanı vakti geldiğinde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Ahmet abi sağ olasın. Evet, şimdi tekrar Ahmet abi oçu yürüyüşü devam ederken hemen horonun başında Hasan Başkanımız var. Hasan Başkanım, oçu yürüyüşü başladı. Oçu yürüyüşü tam 560 sene evvel başladı. Bugün de Maltepe'de devam ediyor. Kadırga'nın çevresindeki Gümüşhane, Trabzon obaların tamamı Fatih'in ordusuna katılıyor Kadırga'nın düzünde. Oçu'nun da özünde, bu da vardır özünde. Evet, tarihini de öğrendik tekrar. Yanımızda yine Ahmet Başkanımız var. Ahmet Başkanım, yürüyüşümüz başladı. Vallahi Trabzon'a yakışır bir program oluyor. Gerçekten dernekle federasyonumuzu tebrik ediyoruz. Hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. 7'den 70'e herkes gelmiş. İstanbul'da efendim kültürümüzü yaşatmakla alakalı ben de çocuğumu aldım geldim. Bu fırsatları değerlendirmek lazım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımız olmak üzere. Herkesten Allah razı olsun. Bize her yer Trabzon. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, oçu yürüyüşümüz devam ediyor. Halkamız gittikçe de büyüyor. Biraz acıktan olmuş enteraşçının eli. Eller ne derse desin seni seviyorum sen. Eller ne derse desin seni seviyorum sen. Yağmur yağar kaldırır şiş dağının şişini. Yağmur yağar kaldırır şiş dağının şişini. Göremedim yüzünü bari duşam sesin. Göremedim yüzünü bari duşam sesini. Evet, o çürüşü nasıl buldunuz, nasıl gidiyor? Tabii yaylalada gibi değil ama burayı da yayla kabul edelim. Pandemi dönemi ve soğuk. Ancak bu kadar olur. Gayet güzel. Önemli olan insanların içindeki ruh. Evet. Soğuktan ısıtıyoruz diyorsunuz kendimizi. Evet. Biz zaten ısınmış geldik de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Nasıl gidiyor yürüyüşümüz? Çok güzel. Her zaman böyle olmasını istiyoruz. Yayladaki gibi tat alamıyorsunuz belki ama. Evet, o yeşillikler, çimenler hayal ediyoruz. Evet, içeri giriş yaptık. Sahneye doğru ilerliyoruz. İkiye ayrıldı yürüyüşümüz. Evet, oçu yürüyüşümüz sahneye doğru devam ediyor. Sahnede yürüyüşümüz devam edecek. Artık ondan sonra horona dönecek. Evet, Trabzon günlerinde gezintimiz devam ediyor. Şimdi İdris Türk Başkanımızın yanındayız. Başkanım selamun aleyküm diyoruz. Selam. Başkanım neredeyiz? Maltepe'deyiz. Maltepe'nin neresindeyiz? Maltepe etkinlik alanındayız. Of Hayrat Vakfı, Of Hayrat Derneğimizin standındayız. Malum oflu doğdum, hayratlı oldum diye bir ifadem var benim ki bu yerine oturuyor. Çünkü oflu olarak dünyaya geldim. Hayrat'ın ilçe olmasıyla beraber ilçemiz olduğu için hayratlıyız diyoruz. Ama sonuçta Trabzonluyuz. Burası Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun organize etmiş olduğu Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunu 104. yıl dönümü münasebetiyle yapmış olduğumuz bir etkinlik. Bu etkinlikte görüldüğü gibi derneklerimizin standları dizili bir şekilde burada kültürel zenginliklerimizi sergilemekte. İçinde bulunduğumuz stand da Of Hayrat'ın standı. Of Hayrat Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Saral, yönetimindeki arkadaşlar zaman zaman burada oluyorlar. Şu anda ben de oflu hayratlı olduğum için şu anda nöbet benim diyelim. Hem Trabzon Dernekleri Federasyonu temsilen başkan vekili olarak hem de Of Hayrat'ı temsilen sorularınız varsa cevaplayabilirim. Buyurun. O zaman başkanım ilk önce size ben misafirlerimizi soralım. Aslında misafir değil, ailem yanımda. Kardeşim Hacı Katip Türk ve büyük oğlum Vehbi Celal Türk. Bu tabii benim için mutlu bir an, öyle söyleyeyim. Bizim geniş ailemiz Trabzon ama çekirdek ailem diye kabul ettiğim ailem yanımda. Bugün gerçekten dün ve bugün havanın güzelliği,
Dolayısıyla dışarıdaki esnafımız da mutlu. İçeride eğlence güzel. İçerideki statlarımız, kültürel zenginliklerimiz gayet güzel. Görüldüğü üzere. Çok fazla söze gerek yok. Aslında ambiyans her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Celal abi, İdris Başkan'ın oğlu olmak nasıl bir duygu? Şimdi bir babanın oğlu olmak her zaman iyi bir duygu ama tabii İdris Türk'ün oğlu olmak daha farklı bir duygu. Ömrünü siyasete, STK'lara harcamış bir adamın oğlu olarak babamızın yanına hem bölgemizin, yöremizin yapmış olduğu bir faaliyette desteğe geldim. Ben bir hukuk bürosunda çalışıyorum. İşim dolayısıyla sadece bugün gelebildim. Bugün pazar olması ve bugün malum Kandil olması dolayısıyla bence çok iyi bir kalabalık var bugün için. Daha önceki resimleri ve etkinlik videolarını seyrettim. İnsanların teveccühü çok iyi, katılım çok iyi. İnsanlar seviyorlar aslında kültürleriyle buluşmayı. Bölgesinden, yöresinden insanlarla hasbihal etme insanların hoşuna gidiyor. Böyle etkinliklerin devam etmesi lazım, destek olunması lazım. Sadece burada gelen insanların değil, dışarıda gurbette olanların da, buranın gurbetinde olanların, yani İstanbul'un gurbetinde olanların da buna destek olması gerekiyor. Abi teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi Katip abi, ben sana bu sefer Celal abiden farklı bir soru soracağım müsaade edersen. İdris Başkanım'la küçüklükten kavganız olur muydu? Çok kavga eder miydiniz? Yok, yapamazdık. Bizim aile genelinde zaten kardeşler arasında aileci kavga hiç olmamıştır, olamaz da. Bir de abimle benim arama bir kişi daha vardır. 4 yaş benim büyüğümdür. İdris Türk'ün kardeşi olmak hem zordur hem de gurur vericidir. Nereye gitsen İdris Türk'ün ismi karşına çıkar. Zorluğu nedir? Disiplini sever, her topluma uymanı ister. Yani eksi yapmanı istemez. Ondan dolayı gururluyuz, mutluyuz. Ne mutlu bize. Abim bu tip yerlerde, sedekalarda gerekse siyasette ailemizi en iyi şekilde temsil etmiştir. Görevini en güzel şekilde yapıyordur. Ha, biz belki yeterince yanında olamıyoruz. İşimiz, ailemiz büyüklüğünden dolayı. Ama kendisine, sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ne mutlu bize. Dolayısıyla bu mübarek gecede herkesin kandili mübarek olsun. Ne mutlu bize. Müslüman Türk olarak dünyaya geldik. Özellikle bir de Trabzon olarak dünyaya geldik. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz İdris Başkan'ı Trabzonspor sevdasıyla tanıyoruz. Çılgınlığıyla tanıyoruz. Bu sevda size genetik mi acaba? Aileden gelen bir şey mi? Bu sevda bizim 7'den 70'e derler ya. Tabiri caizse aynen öyle. Benim rahmetli babam 80 yaşındaydı vefat ettiğinde. Trabzonspor'umuzun hiçbir maçını kaçırmazdı. Özellikle de Yattara hastasıydı. Hami ve Yattara'ya. Onun için bütün ailemizin genlerinde, kanlarında Trabzonspor hastalığı vardır. Umarım dünya var oldukça da devam eder. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, son duygularınızı alayım. Bugün bir de Kandil. Kandil mesajınızı da alalım. Kapanışı yapalım. Öncelikle 22 Şubat'tan bu yana, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan etkinliğimizin amacına uygun bir şekilde devam ediyor olması. Bu akşam saat 6'da finalle inşallah yine bir küçük bir havai fişek gösterisiyle, meşaleyle tamamlayacağız. Bu vesileyle bu mübarek gecede Miraç Kandilimizin Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum Allah'tan. Ve birlik beraberliğimizin bu büyük Trabzon ailesinin tüm ülkemize örnek olmasını hem diliyorum hem istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun başkanım. Evet, gezimiz devam ediyor. Şimdi kemençe üstadımız Yusuf Cemal Keskin'in yerine geldik. Yusuf abi merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Mavi Karadeniz'in izleyicilerine selam ve sevgiler sunuyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Yusuf abi nasıl gidiyor şu Trabzon günleri? Şu anda Trabzon günleri gayet güzel. Katılım güzel. Biz de memnunuz. En azından kendimizi tanıtmak için, okulumuzu tanıtmak için, kemençelerimizi tanıtmak. Dolayısıyla çok da verimli oldu. Trabzon Dernekleri Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Tam onu soracaktım aslında. Yusuf Cemal Keskin Kemençe Akademisi nasıl gidiyor hocam? Şu anda Kemençe Akademisi gayet güzel gidiyor. Kemençe üretimimiz var, folklorumuz var, kemençe kursumuz var, kaval kursumuz var, dolum kursumuz var. Bir de Kemençe Senfoni Orkestrası kuruyoruz ki o çok muhteşem olacak yani. Yine büyük eserler geliyor. Büyük sürprizler gelecek galiba. Ya normal bestelerim var. Onları ben bu Kemençe Akademisi ile orantılaştırmıyorum. O benim şahsi müzik çalışmam da bu kültürel çalışmalarımızı çok nefis bir şekilde yapıyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi bir orkestra kuruyorum yani. Muhteşem bir şey çıkacağından hiç şüphemiz yok. Ay evvel Allah'ın izniyle hayallerim o. Onunla yatıyorum, onunla kalkıyorum yani. Düşün ki 30 tane kemençe çalıyor.
Hep de Karadeniz çalgılarıyla yapacağız onu. Bizim Karadeniz'in davulu, zurnası, harmonikası, azmonikası, kavalı, tulumu olduğu zaman böyle bir orkestrayı düşün, dinlerken ne kadar zevk alacaksın. Harika bir şey çıkacağından hiç şüphemiz yok. Evet, Allah'ın izniyle ona uğraşıyoruz zaten. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf abi. Ben de çok. Söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? Vallahi herkes bana dua etsin. Kültüre hizmet ediyorum. Evime getirecek ekmeğim var. Ama bu işi yürütecek gücüm yok. Herkes gücüyle, orantısıyla bu kültüre yardımcı olsunlar. Ben onu demek istiyorum. Mavi Karadeniz aracılığıyla mesajımızı iletiyoruz. Bu arada Ahmet abi, Mustafa başkanımız burada. Mustafa Sarı. Evet. Mustafa abi. Devletleri Federasyonu Başkan Yardımcımız, evet. Mustafa Sarı. Mustafa abi, Mustafa başkanım, nasıl geçiyor Trabzon günlerimiz? Vallahi bu 5. günümüz. İlk 2 gün çok kötü geçti. Ama Allah bizim yüzümüze güldü. İnşallah bugün son olacak ama son 2 gün hakikaten çok güzel oldu. İnsanlar, havalar da güzel, insanlar da mutlu. Memnun ayrıldıklarını düşünüyorum. Bu 104. yıl dönümü olması münasebetiyle yılda bir kere bunu kutluyoruz. Kurtuluşumuzu kutluyoruz. Yılda bir kere de Trabzon'un günlerini Yeni Kapı'da yapıyoruz aynı şekilde. Amacımız, maksadımız İstanbul'da veya Türkiye genelindeki Trabzonları bir araya getirmektir. İnşallah da başarıyoruz. Eksiklerimiz tabii ki vardır, olacaktır da. Ama bu eksiklerimiz her yaptığımız etkinlikte bir sonrasında düzeltme yöntemi de biliyoruz. Allah'ın izniyle bu işler çok güzel olacak. Bugün Kemal Afiyet'te bu programı bitirelim. Ekim ayında yapacağımız Trabzon etkinliklerinde çok güzel bir hazırlık. Daha da güzel bir şekilde inşallah yapacağız. İsmail Şatıroğlu'nun başkanlığı altında bu iş olmasa olmazlardan bir tanesi. Gerçekten çok güzel hizmetler veriyoruz. Trabzon evimiz çok önemli. Bu Trabzon evimizde inşallah günlere kadar da bitmiş olacak. Sayın bakanlarımızla beraber açılışını yaparız. Bütün Trabzonlarda Trabzon evini İstanbul'da hazırlayacağız inşallah. Ben de size teşekkür ederim. Bana da mikrofonu verip de sorduğunuz için. Özellikle Ahmet Başkanıma da teşekkür ediyorum. Çünkü sürekli bizi takip ediyor. Ve biz de onu takip ediyoruz daha doğrusu. İnşallah bu Trabzon'umuzu güzel yerlere getirmek için sayın basınımızla beraber bu işi daha güzel yerlere getireceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Mikrofonu almadan bir şey sormak istiyorum Ahmet abi, Mustafa Başkan'a. Başkanım kasketini taktı, şampiyonluğa hazırlandı galiba. Hazırız da. Dün kutladık, bugün kutlayacağız, yarın da kutlayacağız. İnşallah başkanım. İnşallah bundan sonra hep şampiyon olarak Trabzon'u göreceğiz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz başkanım. Eyvallah. Yusuf hocamızın yerinden ayrılmadan bir şey daha söylemek istiyorum. Hocam sizin fıkra gibi türküleriniz var. Şöyle buradan ayrılmadan kısa bir dörtlük çalarsanız seviniriz. Çalayım. Kabinun naralu da ede yıkıdı yıkıdı. Kabinun naralu da ede yıkıdı yıkıdı. İki gözüne girsin o kabinun keyilidi. İki gözüne girsin o kabinun keyilidi. Baba anun adı iblis, ana anun da iblise. Baba anun adı iblis, ana anun da iblise. Yakışmadı onlara da ne çame ne gilise. Yakışmadı onlara ne çame ne gilise. Çok teşekkür ediyoruz. Yeter değil mi abimiz yani? Devamı YouTube'da. Yusuf hocamızın YouTube kanalını takip etmeyi, videolarını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Evet. Yusuf abi görüşmek üzere. Hürmetler, sevgiler, saygılar. Sağ ol. Evet Ahmet abi, bugün bayağı yordun beni. Artık bu röportajımı müsaadesi olursa Kenan Başkanım'ın oturarak yapalım. Muhakkak müsaade sizindir. Buday hocamız bizim, siz olmazsanız biz zaten yokuz. Onun için her şey size ait. Müsaade de sizindir. Teşekkürler. Evet. Başkanım nasıl geçiyor Trabzon günleri, son günümüz ama bugün? İlk gün yağmur vardı, çok soğuk vardı. O yüzden iyi geçmeyeceğini düşündük ama dünle bugün maşallah var, çok güzel. Yani böyle esnafımız da yüzü güldü. Böyle giderse çok iyi olacak inşallah.
Dün akşam Trabzonspor için yakmış olduğumuz meşalede buradaydınız. O çok güzeldi. Çok harika oldu. Buradaydık. Çok da uğraştık. Yani çok mücadele verdik bu hale gelmesi için. Başkanımızdan da, şadrolundan da Allah razı olsun. Güzel oldu. Harika. İnşallah bu akşam da yapacağız. İnşallah. Ardından da Kandil'i inşallah kutlayacağız. Kutlayacağız, evet. Başkanımız. Evet, hemen sol tarafında Metin Başkanım var. Başkanım, nasıl geçiyor Trabzon günleri? Böyle zor bir günde, hakikaten havanın çok zor şartlar altında, özellikle 104. Kurtuluş gününde Trabzon'umuzun, hava maalesef hem fırtınalıydı hem yağmurluydu. Ama o kadar zor şarta rağmen, başta Federasyon Başkanımız İsmail Şatıroğlu olmak üzere, protokolümüz, vatandaşlarımız ve yönetim olarak, federasyon olarak, gençlik kollarıyla birlikte, halkımızla birlikte bu Trabzon'un kurtuluş gününe önem verilerek böyle bir günü icra etmek hakikaten herkesin harcı değil. Böyle zorluklara rağmen çok güzel bir şekilde, güzel bir ambiyans. Ben buradan tüm Trabzonlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm katılımcı halkımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. İnşallah bu 104. Kurtuluş gününden sonra sonraki günler daha güzel şekilde icra edilecektir. Hayırlısını olsun istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Kıymetli Başkanım, bugün hastanelerin imza günündeyiz. Özkan Sümer kitabımızın düşüncelerini almak isteriz. Evet, ben öncelikle Hasan Al kardeşimi tebrik ediyorum. Böyle güzel bir eser ortaya koydu. Ben bunun ön sözünü okumuştum. Bizim kıymetli Turgay Dermoğlu abimiz bayağı da bir almıştı. Bugün kendisini burada standımızda görmek bizi de tabii mutlu etti. Gerçekten ciddi bir emek verilmiş. İşte önemli olan insanlarımızı öldükten sonra hayattayken yad etmek, onları onur etmek. Ama insanlar öldükten sonra da onları hatırlatmak, yeni kuşaklara, genç nesillere aktarma anlamında bu eserler çok önemli. Ben bu anlamda Hasan Al kardeşimi tebrik ediyorum. Güzel bir eser ortaya koydu. Örnek olmasını temenni ediyorum. Kendisine de başarılar diliyorum. Sağ olsun, burada da güzel bir stand var. İnşallah daha geniş katılım olarak, daha geniş ortamlarda beraber olmak ümidiyle herkese de hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Üstadım, siz ne demek söylemek istersiniz? Sevgili başkan, Sayın İsmail Şatıroğlu'na bu nezaketinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gösterdiği ilgiden dolayı, duyarlılıktan dolayı. Vefat ettikten sonra bir yıl kadar bir çalışmam oldu. Zaten uzun yıllar, 10 yaşından hastanedeki vefat edene kadar Sayın Özkan Sümer'le beraberdim. İtman Ocağı'ndan başlayan, hastanedeki vefatına kadar süren hayat aksiyonlarının hepsini kitapta yer verdim. Ayrıca karşılaştığı zorluklara karşı da düşüncelerini, hayata dair, futbola dair tüm felsefesini kitapta bulabilirsiniz. Şu ana kadar yapılan geri dönüşlerde muhteşem bir geri bildirim aldım. Sadece Trabzonsporlular değil, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar inanılmaz derecede kitaptan memnun ve sipariş veriyorlar, alıyorlar, okuyorlar. Yani herkes Özkan Sümer'i tanıdığını zannediyor ama kitapta okuduktan sonra şunu diyorlar: ya gerçekten Türkiye'de böyle bir adam yaşadı mı diyorlar. Bunu yapabildiğim için de manevi olarak inanılmaz derecede mutluyum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ustam, sağ olun. Evet, Trabzon günleri gezimiz devam ediyor. Yanımızda Katip Kılıç Başkanımız var. Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sana da yeni görevde hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Beraber çalışmıştık. İnşallah TDF'nin bayrağını en iyi bir şekilde
yürüteceğine eminim. Trabzon derneklerinin sizin gibi cevherlere ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Nasıl buldunuz? Yani güzel. Bugün fırsat bulduk. Geldik. Sevgili başkanımız İsmail Şatıroğlu'na da başarılar diliyorum. Yönetimine ayrıca başarılar diliyorum. Kendisiyle çalıştık. Biz bir Trabzon bayrağını bir üst kata çıkarmak için bütün gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. TTF'yi asla yalnız bırakmayacağız. Özellikle İsmail Başkanımızı. Bu arada Seyfettin Çakıralı da programı devam ediyor. Bu arada Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederim. Bizi gördüğü anda mikrofonu açıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Bir de Sultan Bey de şimdi yarın Allah nasip ederse 9'a 6 dev bir bayrak astırıyoruz. Bütün hazırlıklarımız yapılmıştır. Her şey Trabzon. Şampiyonluk kutlamaları başladı diyorsunuz. Başladı. İnşallah gazabela olmaz. Bu vesileyle tüm Sultanbeyli'deki, Türkiye'deki bütün dostlarıma sevgiler, selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Başkanımla Trabzon günlerinde yöresel ürün gezimiz devam ediyor. Evet, bugün son günümüz. Görmüş olduğunuz gibi olağanüstü bir kalabalık, olağanüstü bir katılım, olağanüstü bir teveccüh var. Bunun mutluluğunu, keyfini ve heyecanını yaşıyoruz. Ben tabii ki yöresel ürünler işte görmüş olduğunuz el emeği, göz nuru bu güzel malzemelerimizi İstanbul'daki hemşerilerimizle, İstanbul'umuzla burada buluşturduk. Bunun tabii mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii burada emeğe geçenlerden en önemlisi bizim Mercan Fuarcılık. Abdullah Mercan kardeşimi de çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir emek verdi. Olağanüstü bir katkı sundu. Bu çalışmada, bu kış şartlarında, bu hava şartlarında buradaki bu olayı, bu çadırından bütün standların dizaynına kadar Mercan Fuarcık gerçekten ülkemizin en önemli fuar ajanslarından bir tanesi. Ben hemşerim olması hasabiyle de kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi yine sorunsuz ve problemsiz bir şekilde bu organizeyi sonuna kadar getirdi. Şahsım ve kurum adına da kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun kardeşim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Vakfı Kebir ekmeğimiz dünyaya mal olmuş bir marka. Kardeşlerimiz de bunları üretiyorlar ve halkımızla buluşturuyorlar. Bu çeşit bir ekmeği dünyanın hiçbir tarafında görmeniz ve bulmanız mümkün değil. Tabii ki bu el emeği, göz nuru, bu ekmeği bir tane de alabilirsiniz. Kestirerek parça parça da alabilirsiniz. Böyle farklı bir özelliği var. Ve bu ekmeği bir ay yiyebilirsiniz. Yani bayatlamadan tabii ki. Bu çok özellikli. Buradaki en büyük özellik mayasından kaynaklanan. Bizim tabii ki meşhur Trabzon kurabiyemiz. Bu Trabzon'a ait, Trabzon'u yöresine ait ve sadece orada imal edilen Trabzon kurabiyesi. Çocukların orada gençliklere, ufak yetişen çocuklarımızın birebir sevdikleri hem tatlı biçiminde hem pasta biçiminde olan bir yöresel ürünümüz. Tabii ki burada da insanlarımıza burada bunları bulaştırıyoruz. Bunlar da gördüğüm kadarıyla bayağı bir fazlaydı burada ve tükenmiş bir vaziyette. Tabii ki bu bizi de mutlu ediyor. Hem yöresel anlamda hem de el emeği, göz nuru orada işlenen malzemelerimizi insanlarla buluşturmak bizi tabii ki çok mutlu ediyor. İşte hani annelerimizin yaptığı, tabii burada sarmalarımız, bizim kendi yöresel baklavalarımız, tabii ustalarımızın burada el emeğiyle. Gördüğünüz gibi baklavalarımız bitmiş vaziyette. Yani burada bunları getirmek, burada teşhir etmekten ziyade bizim mutluluğumuz şu. Bakın ablalarımız burada el emeğiyle bunları kendileri sarıyorlar, ediyorlar ve insanlarımızla burada buluşturuyorlar. Bak tepsiler boşalmış. Bugün son günümüz. Demek ki bir hayli talep var burada. Ablamız da burada bir tane ikram ediyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu görmüş olduğunuz bizim yöremizin
Trabzon'un işte Karalahana diye tabir ettiğimiz Karalahana sarması. Benim bir müsaadenizle bir... Tabii başkanım, buyurun. Evet. Bütün arkadaşlarımıza, tabii burada yine de demin ifade ettiğim gibi en önemli şey mercan fuarcılığın. Bunlar İstanbul'da üretilmiyor. Yani mercan fuarcılığın bize en büyük katkısı kendini o yörende insanı olması hasabıyla, Trabzon insanı olması hasabıyla bu insanları birebir tanıyor. Ve bu insanları Trabzon'dan buraya kadar otobüslerle, kamyonlarla, kendi nakli araçlarıyla beraber buralara kadar onları alıp geliyor. Ve halkımızla, İstanbul halkıyla buluşturuyor. Burada sadece hemşehrilerimiz değil. Hadi biz diyoruz ya, sloganımız var. Komşun da al da gel. İşte Edirne'den Kars'a kadar bütün İstanbul halkını burada bizim bu yöresel ürünlerimizi tattırıyoruz. Ve bunların efendim nereden geldiğini, nasıl olduğunu burada birebir de soruyorlar, öğreniyorlar. Ve alışveriş yapıp evlerine gidiyorlar. Bu da bizi ayrıca çok mutlu ediyor tabii. Ablacığım hoş geldiniz. Maşallah. Çok güzel, çok memnun oldum. Sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık. İkiniz mi? Yok başkanım. Değil çünkü yani. Yani bu biraz ufak. Bu daha bir yaşında, bu üç yaşında. Bu da bizim Toraman 9 yaşında başkanım. Maşallah. Maşallah. Nasılsınız başkanım? Evet. İyisiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Burada işte görmüş olduğunuz gördüm gibi. Gördüm başkanım. Elinize emrinize sağlık. Eyvallah. Bizim hemşerilerimiz işte ailece, bebeleriyle beraber kardeşlerimizle. Biz de başkanım işte kültürümüz yansıtmaya çalışıyoruz. Burada ailece geliyorlar, alışverişini yapıyorlar. Hem yöresel ürünlerimizle alma işte alışverişini yapmış kardeşimiz. Hem bu ürünlerimize tek elden, ilk elden sahip oluyorlar. Ve hem de insanlarımıza hemhal oluyorlar. Burada o birlikteliği sağlıyorlar. Hemşeri kültürümüz biraz daha ileri taşıma anlamında. Bu da tabii bir farklı bir özellik oluyor. Biz de bu anlamda da çok mutlu oluyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah. Evet, görmüş olduğunuz gibi bizzat Trabzon'dan gelen bir firmamız Yavuz Gıda. Yani hep diyoruz ya, yöresel ürün, yöresel ürün. Kendi ürünümüz, kendi yerimizden gelen, birebir vatandaşlarımızla bir araya getirme anlamında bu kardeşlerimiz sağ olsunlar orada araçlarıyla, kamyonlarıyla bizim ürünlerimizi Trabzon'dan alıp buraya kadar gelmiş ve burada halkımızla bunları buluşturuyorlar. Bu tabii bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnsanlarımız da memnun. Çakma anlamında değil. İşte bu peynirimizin kuymaklık, muhlamalık. Muhlamalık, kuymaklık. Kolot peyniri mi diyoruz buna? Yok, telli peynir. Telli peynir diyor, ifade ettiğimiz bir peynir bu da. Tabii ki birebir bakın halkımız da burada. İşte bu kolot, bu da kolot peynirimiz. Biraz evvel de görmüş olduğunuz gibi. Kardeşlerimiz maşallah ürünlerini tamamlamışlar. Bir hayli de bir satışımız oldu. İnşallah memnunuz. Bakın burada. Burada Trabzon'un geleneksel tereyağımız başkanım, bak oradan geliriz. Bakın bunun da tadı son derece güzel. Çok teşekkür ediyorum kardeşlerime. Ayaklarınıza sağlık. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Hakkınızı helal edin. Bizi mutlu ediyorsunuz. Eyvallah. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere. O sene bu sene. Allah'ın izniyle. Eyvallah. İşte Trabzon'umuzun olmazsa olmazı bakırcılık. Kardeşlerimiz Erkanlar bakırcılık. Bakın şu dünyanın neresine giderseniz gidin, bu tavayı bulma şansımız yok. Bu sadece Trabzon'a ait, Trabzon'a has ve Trabzon'la özdeşleşmiş bir tava. Bunlar hepsi Trabzon'dan yapılmış ve halkımızla burada bütünleşme ve bir araya gelme anlamında. İbriklerimizden tutun, efendim çaydanlıklarımıza kadar, cezvelerimizden şu bardaklarımıza kadar bu birebir efendim yapılan, birebir Trabzon'da işlenen ve şu güzelliği, şu tavanın hassasiyetini. Bakın bakır tavada benim rahmetli babacığım bakırcıydı. Benim şahsım bakıra karşı da bir hassasiyetim var. Bakırcıları da çok severim. Çünkü babamın mesleğiydi bakırcılık. Tabii. Dolayısıyla bu çok emek isteyen, birebir emek isteyen ve en sağlıklı
Yemekte en sağlıklı kullanacağımız ürünlerden bir tanesi bakır. Bu hele bir de kalayısı güzel bir şekilde yapılırsa kullanılıyor. Bunu 100 sene kullanabilirsiniz. Yeter ki zaman içerisinde kalayısını yaptıralım. Bu kadar basit. Ben herkese buradan tavsiye ediyorum. Bakır ürünlerinin insanlarımıza yemek anlamında en ufak bir zararı yok. Bilakis yemeklerin hem lezzetinde hem de yenmesinde çok büyük faydalara olduğunu birebir biliyorum. Bu anlamda da bütün insanlarımızı bakır anlamında, bakırcılık anlamında ve eşya anlamında bunların almalarını tavsiye ediyorum. Bilhassa bakırda demlenen görmüş olduğunuz çaydanlıklarımızın kokusu ve içiminin çok farklı olduğunu biliyorum. Ben herkesi Erkanlar Bakırcılığa burada davet ediyorum. Başkanım, müsaadenizle son olarak Abdullah Mercan Başkanımızdan son gün görüşlerini alalım. Evet, son günümüz. Hakikaten çok mutluyuz. Trabzon olarak bir kez daha bu işin Türkiye'ye nasıl yaptığını gösterdik. 0-1 yer aldık, yani bir beton. 2-3 gün gibi kısa bir zaman içerisinde çadırlarımızı, standlarımızı, efendim Trabzon'la alakalı bütün malzememizi yerleştirdik. Havanın soğuk olmasına rağmen binlerce insanı buraya döktük. Son derece mutluyuz. Trabzonluyum. Orada yetiştim, orada doğdum, orada büyüdüm. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj. Trabzon Dernekler Federasyon Başkan ve ekibiyle ciddi anlamda çok ciddi bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugün de gördüğünüz gibi dün de bugün de binlerce insana ev sahipliği yaptık. Son derece mutluyuz. Ancak o Putin'e iki çift lafım olacak. Onu da buradan değil sonra söyleyeceğim. Trabzonspor'la alakalı çok ciddi burada etkinliklerimiz oldu. O sene bu sene dediğimiz, o sene bu sene, herkesi buradan saygı ve selamlıyorum. Saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Evet, değerli izleyicilerimiz, biz tabii ki çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Bugün son günümüz. İstanbul'un değişik yerlerinden İstanbullular organizemize akın akın geliyorlar. Uzun yıllar dostluğunu hissettiğim, kalbi gönül birlikteliğimiz olan, işte benim kıymetlim Ahmet Malatyalı, eski belediye başkan yardımcımız, şimdi Darülaczize'de büyük emekler, büyük gayretler ve büyük katkılar sağlayan kıymetli Ahmet Malatyalı başkanımız da burada aramızda. Balıkesir'in Gönen ilçesinden yanlış bilmiyorsam. Bakın, hep diyoruz ya, Edirne'den Kars'a kadar bütün herkesi buraya davet ediyorum. Herkes İstanbul'da kültür çadırımıza ve el emeği, göz nuru, işte el işlemeleri mamillerimizi gelsin görsün diyoruz. Kıymetli başkanımız da karşıdan Rumeli yakasından bugün aile efradıyla buraya kadar geldi. Biz tabii onun mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de bir de yöresel olan, hani çok bahsettiğimiz bakır tavayı da kıymetli başkanımız da buradan boş göndermek de olmaz. Benim kıymetli dostuma tabii bunu da huzurlarınıza takdim etmek istiyorum. Birkaç görüşünü alalım ve bu hediyemizi kendisine takdim edelim. Buyurun başkanım. Alayım önce. Eyvallah. Önce bir girizgah yapayım. Hani Nasrettin Hoca eşekten düşmüş. Eyvallah. Benim gülmüş, herkes demiş ki zaten inecektim. Şimdi sen bize hediye etmeseydin alacaktık başkanım. Kardan zarar ettin. Bu bir. İnşallah teşekkür ediyoruz. Tabii İsmail Başkan bizimle ilgili belki de çok hak etmediğimiz şeyleri söyledi. Ben de uzun yıllar, 10 yıl kadar Eyüp Belediyesi'nin teknik başkan yardımcısıyım. Siyaseten çok birlikte aynı yolda devam ettik ama şimdi takip ediyorum kendisini. Gerçekten bu dernekçiliğe kendisini adamış bir kardeşimiz, abimiz, benden de 1-2 yaş büyüktür. Yani siyaseten çok daha farklı noktalara gelebileceğini ben şahsen biliyorum ama onların hepsini hani elinin tersiyle itme tabiri var. Kendisini Trabzon camiasına, Trabzon yöresine adadı. Biz de Eyüp Sultan'dan geliyoruz. Herhalde başkanım bilmiyorum kaç kilometre ama evet. Tekirdağ tarafına gitseydik Tekirdağ'a varacaktık. Evet. Onun için tabii Çatıroğlu başkanım, biz de Eyüp'te, Gazi Osman Paşa'da çok özel bir yeri var.
Tabii bu dernek de artık tüm Türkiye'ye mal olmuş bir kişilik. Ben başarılarının devamını diliyorum. Biz de tabii bir Balıkesirli olarak biz de dernekçilik yaptık ama hani bizimkisi bunun yanında amatör kalır. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum başkanım. Hediye için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var çok sağ olun. Çok sağ teşekkür ediyorum. Ayağına sağ olun. Dolaşıyoruz. Yöresel ürünleri dolaşıyoruz. Biraz evvel yöresel ürünler çadırındaydık. Şimdi kültür çadırındayız. Kardeşlerimiz, hanımefendiler Trabzon'dan buraya kadar geldiler. Kooperatif Trabzon'dan ciddi anlamda hani diyoruz ya el emeği, göz nuru diye bahsettiğimiz ciddi çalışmalar yapılmış, ciddi emekler verilmiş. İşte bu ürünlerini geldiler burada teşhir ettiler. İnsanlarla buluşturdular. Bunlar birebir oralarda yapılan insanlarımızın, oradaki kadınlarımızın birebir işledikleri emeklerini burada sergilediler. Kendilerine tabii ki çok teşekkür ediyorum. İpek Yolu Kooperatifi, başta Bahar Hanım, Melek Hanım ve hanımefendi kardeşlerimizle beraber bir de Engelliler Derneği olarak efendim en büyük engel sevgisizliktir diye bir slogan da var tabii. Biz sevgiyle tabii ki herkesi kucaklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel el emekleri, el emeği, göz nuru diye ifade ettiğimiz güzel burada mamullerimizle insanlarımızla buluşturduk. Ben kendilerine şahsım ve kurum adına vermiş oldukları bu emek ve bize sundukları katkı için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. İpek Yolu Kadın Kooperatifi Başkanı olarak Trabzon'un 18 ilçesinde üretim atölyeleri kuruyoruz. Ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bunları 81 ile buluşturuyoruz. 598 üretici kadınımızla birlikte içinde dezavantajlı, özel gereksinimli bireylerimiz, şehit, gazi yakınları, ailelerimiz, kanser hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte tüm rehabilitasyon anlamında kadının kendini iyi hissettirecek unutulmayı tutmuş el sanatlarını üretmekteyiz ve pazarlamaktayız. Trabzon Dernekler Federasyonu'na da bize böyle kıymetli alanlarda yer verdikleri için kendilerine şükranlarımızı sunarız. Teşekkür ediyoruz. Ben Melek Çakır, Lösemi ve Engelli Gönüllü Dernek Başkanıyım. Öncelikle Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dernek olarak 18 yaş üzerinde eğitim dışında kalmış zihinsel engelli çocuklarımızın mesleki eğitim atölyelerinde eğitilmeleri, evde bağımlı olmamalar, internet bağımlısı olmamalar için kurslar açıyoruz. Buraya da engelli çocuklarımızın ürünlerini getirdik. Hem tanıtım yapalım, biz de varız diyelim dedik, sesimizi duyuralım dedik. Az önce de dediğim gibi dernek başkanımız, federasyon başkanımız İsmail Şatıroğlu Trabzon'dan bizim sesimizi İstanbul'da bütün Trabzonlara duyurmuş oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir dahaki etkinlikte daha gümbür gümbür bir etkinlikte beraber olmak dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam buyur. Teşekkür ederim. Ben Emine Sarı. El sanatları dokuma usta öğreticiyim. Çözgüsü pamuk, atkısı kenevir olan iplerimizi kumaşa ve el sanatlarına dönüştürüyoruz. Çeşitli motiflerimizi uyguluyoruz. Kızlarımıza çeyizler ve gömlekli kumaşlar üzerine çalışıyoruz. Maçka Halk Eğitim Hocasıyım. Maçka Esiroğlu dokuma atölyemiz Esiroğlu'nda. Belediye ek binasında dokuma atölyemiz var. Dokuma yapıyoruz. Kenevir ve pamuk dokuma. Çok teşekkür ederiz biz de. Bizim bunlar tamamen Trabzon Maçka'da dokunan ürünlerimizin üzerine bunlar Tokat yöresel baskılardır. Ihlamur ağacını oyularak yapılır. Normalde eski ustaların Tokat ve Kastamonu yöresinin. Ama bunları tabii şu anda günümüzde siyasi tezgahlarda da yapıyoruz. Biz burada iki tane unutulmayı tutmuş sanatı bir araya getiriyoruz. Bu tamamen doğal ve pamuktur. Bu da kenevir ve pamuk üzerine işlenmiştir. Hem halkımıza tanıtmak ve kullandığımız boyalar da tamamen doğaldır. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün son günümüz. Burada görmüş olduğunuz gibi Vakfı Kibir Kadın Kooperatifi'nin üretmiş olduğu ürünlerimiz, bizim yöresel malzemelerimiz burada İstanbul'da. İnsanlarımız da buluştu etti. Hanımefendiler de burada gerçekten 4 gün bayağı bir emek sarf ettiler, gayret gösterdiler. Trabzon'dan buraya kadar geldiler. Biz de tabii onların bu ürünleri halkımızla buluşturmasına son derece mutlu olduk. Ben
Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah ileriki günlerde tabii ki daha da bir arada olacağız etkinliklerde. Muhakkak bu ürünleri halkımızla buluşturma adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben şahsım ve kurum adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. İlk zamanlar biraz yağmurlu olduğundan müşteri pek fazla olmuyordu ama şu iki gün güzeldi yani. Başkanımızı tanıdık. Teşekkür ederiz. İstanbul halkına teşekkür ederiz. Evet, Trabzon günlerinin sonlarına yaklaşırken yanımızda Evren Sancak Başkanım var. Başkanım, bayağı alışveriş yaptınız. Şimdi bu Trabzon'dan el emeği göz nuru bunlar. Kadınlarımızın yapmış olduğu, işte özürlü vatandaşlarımızın, engelli vatandaşlarımız yapmış olduğu şeyler var. Onlardan alışveriş yaptık. Herkesin yapması lazım. Bunlar hem Trabzon'dan geliyor, Trabzon'da üretiliyor kadın kooperatifleri tarafından. Hem de el emeği göz nuru yani. Alınması lazım benim. Başkanım, nasıl geçti günler? Bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Vallahi çok kalabalık geçiyor. Halen daha da kalabalık devam ediyor. Trabzon'u burada Akyazı'da buluşturduk. Dün akşam da işte Trabzon'un şampiyonluk ateşini ateşledik, başladı. Bu akşam da Allah nasip ederse Miraç'ı karşılayacağız. Böyle devam edip içecek inşallah. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese, gençlik kollarına, yönetimine, Trabzon'dan gelen tüm standacan herkese, sanatçı arkadaşlara, herkese teşekkür ediyoruz. Medya'ya, Mavi Karadeniz'e, herkese emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Sağ ol, ben de teşekkür ederim, sağ ol. Evet, Trabzon'un kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerimizde bu işin yükünü çeken, gecesini gündüzüne katıp bu işlere kendini vakfeden gençlik kollarımızın kıymetli Çiçeği Burnu'nda başkanı Hakan'la beraberiz. Sevgili Hakan kardeşim, yeni olmasına rağmen aslında geçmiş dönemden tecrübeli, birçok işe koşturdu etti ama biz onu bir ağırlayamadık. Bu vesileyle ben de bu röportaj işini kendim üstlenmek istedim. Sevgili Hakan, tekrar tebrik ediyorum. Artık gençlik kollarının yükü çok. Yükü ağır ama arkandayız. Neler söylemek istersin? Dediğiniz gibi başkanım, yeni geldik göreve. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah sizleri de mahcup etmeyeceğiz. Öncelikle İsmail Başkanımızı, nezdinde siz yönetim kurulunu mahcup etmeden güzel bir program hazırlayıp, çalışma takvimi hazırlayıp inşallah başarılı bir iş çıkaracağız. İnşallah tekrar eski şaşalı günlerimize döneceğiz diyorum. İnşallah. Gençliğin dinamizmini hissediyoruz. Daha çok hissetmek istiyoruz. İnşallah ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın, var olasın. Çok sağ olun. Hatta bizim kıymetli genel başkanım İsmail Şatıra da böyle yapar. Adamsın der ya, işte budur yani, adamsın. Ahmet abiye çok teşekkür ederim bu arada, çok sağ olsun. Evet, Maltepe'deyiz. Evet. Çok güzel bir gün yaşıyoruz. Bir haber aldık, puan farkı 17'ye çıktı. Yanımızda da gurbetçi gençlerin lideri benim Hüseyin Zamanoğlu abim ve reisimiz var. Abi ne diyeceksin? Valla şampiyonluğu artık garantiledik gibi bir şey yani. Matematiksel olarak hala tabii ki tam net konuşmuyoruz. Tribünde şampiyonluk şarkıları söyleniyor. Bunu ufak ufak sokağa taşımanın zamanı, bayraklar asılmaya başlandı. Trabzon Dernekler Federasyonu'nda güzel bir organizasyon gerçekleştiriyor. Biz de abi bakalım. Birazdan bir organizasyon yapacağız. Onu da bir zikredersen. Şimdi şampiyonluğun ışığını, meşalesini parça parça derken ilk adımını da buradan dün akşam başlatıldı. Evet. İnşallah bundan sonra kutlamalara kademe kademe yükselterek en son finali yine İstanbul'da çok büyük bir görsel şov yapacağız. Ama bu akşam işte hava kararınca yine burada alanda, etkinlik alanda meşaleler havai fişeklerinden. Bizim buradan ateşleyeceğimiz meşale 81 ilde yanması ümidiyle. İnşallah. İnşallah. Ahmet abi. Yetmez, Avrupa'sı var bunun. Ben Türkiye'ci. Evet. Hazırlıklarımız devam ediyor. Biraz sonra meşale şova başlayacağız. Başkanım, meşaleleri yakmaya az kaldı. Yine kalabalık bir grup. Evet, tabii çok heyecanlıyız, çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Hani hep sezon başından beri ifade ettiğimiz o sene, bu sene Allah bize bunu gösterecek. Takımız hem güzel futboluyla, hem saha içi mücadelesiyle, hem daha saha dışı duruşu ve mücadelesiyle ve tribünlerimizin olaysız bir şekilde bu sene, o sene sloganı ile göstermiş oldukları mücadeleye biz de
İstanbul Maltepe'den bir nebze olsun ışıkla, meşaleyle ve havai fişek gösterisiyle burada ilk kutlamamızı yapıyoruz. Dün de ifade ettim, dün de çok güzel bir gösterimiz oldu. Biz sadece burada bunun altyapısını yapıyoruz. İstanbul Derneklerinin üst çatı kuruluşu olan Trabzon Dernekleri Federasyonu ile beraber İstanbul'da yüz binlerle beraber büyük bir kutlama yapacağız. İnşallah bunu bütün İstanbullularla, bütün Trabzon sporlularla, bütün bize gönlünü vermiş insanlarla beraber büyük bir alanda, büyük bir coşkuyla bunu yapacağız. Biz şimdi bunun provasını yapıyoruz. Buradaki bizim bu provamız, evet, şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın diyoruz ve şimdiden başladık. Allah nasip ederse göreceksiniz, şampiyonluğu ilan ettiğimizin en kısa süre içerisinde bu olayı daha mükemmel, daha güzel ve daha organize bir şekilde bütün Türkiye'deki Trabzon sporlarla beraber kutlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım, bu arada gurbetçi gençler taraftar grubumuz, evet, başkanı Hüseyin abimiz, evet, de burada. Burada kıymetli gurbetçi gençler liderimiz Hüseyin kardeşimiz bu o sene, bu sene dediğimiz bu sezonda hem önceki yıllarda da olmak üzere bütün kardeşlerimizi bir araya topladı. Kendisine şahsım ve Trabzonsporlular olarak minnettarız. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Ve vermiş oldukları bu emekler için binlerce kilometre yol her hafta gittiler geldiler, gittiler geldiler. Onun şahsında bütün gurbetçi gençlere şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bize kuvvet verdiler, bize kalbi güç verdiler. Kendilerinize şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun başkanım, çok teşekkür ederim. Organizasyon çok güzel, hava soğuk olmasına rağmen tribündeki şampiyonluk coşkusunu sokağa taşıdığımız İlk adımları atıyoruz şu an. Sokağa taşıyoruz yavaş yavaş. Bundan sonrası daha hızlı olacak. Daha fazla bayraklar asılıyor İstanbul'un sokaklarına. Çok mutluyuz yani. Şu an dün tribündeydik. Kayseri galibiyeti. Hemen akabinde gelip burada yani şampiyonluk şarkıları söyleyip yakacak olduğumuz meşale bizi her zamankinden daha fazla mutlu ediyor. Trabzon Dernekler Federasyonu'na, İsmail Şatıroğlu başkanımıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yusuf abi, meşaleleri yakacağız. Evet. 5 dakika sonra burası duman olacak. Evet, bu meşale de Trabzonspor için yanacak herhalde, değil mi? Evet. Evet, 40 sene şampiyon olmadık ama 40 senede bu şampiyonluk unutulmayacak. Bunu da size açıkça söylüyorum. Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun hem finalindeyiz hem de Trabzonspor'un şampiyonluğunu bu alanda kutluyoruz. Ulusumuza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Evet, meşaleleri yakacağız, az kaldı. Yine şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Kaç yılın acısı var, kaç yılın beklentisi var, hasret var. Bu sene kavuşuyoruz. Bu sene o sene. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de bir şey söylemek ister misiniz? Bizler de o sene, bu sene deyip meşaleleri yakacağız inşallah. Çok teşekkürler. Evet. Hocam, ne diyoruz bugün? Trabzon'umuzun 104. Kurtuluş Yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladık. 5 gün boyunca güzel programlar yaptık. Hem kurtuluşu kutladık, hem Trabzon'umuzun kültür, sosyal aktivitelerini burada insanlarımıza gösterdik. Güzel bir ortam oldu. Aynı zamanda Trabzon'umuzun da inşallah şampiyonluğuna denk gelişi bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah birazdan erken şampiyonluğu burada kutlayacağız. Herkese teşekkür ediyoruz. Bu gece bildiğiniz gibi Miraç Kandili. O nedenle programı biraz erken bitirdik. Bütün Müslüman dünyamızın Miraç gecesini de kutluyoruz. Bütün Trabzonluları bu coşkuya davet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Taner abi, birazdan meşale şova başlayacağız. Sen de sahnede zaten anonsunu yaptın. Şampiyonluk geldi mi diyorsun? Şu an ezan okunuyor ama. İnşallah şampiyonluk geldi mi demek fazla. Yani şampiyonluk geleli aslında çok oldu da. Sonunu bekliyoruz. Yani sonunu, matematiksel bizim hesaplarımızı yapıyorlar. Şampiyonu olmayalım, olamaz mı diye, ama bugün de herhalde beşlediler arka 17, koltuğu. Güzeldi. 17 puana çıktı fark. İnşallah daha da artacak. Mart'ta. Yücel abi malum işe verir. Puanlama işini güzel yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa Mart'ta bir takım şampiyon olacak. O da Trabzonspor. Demek ki diğerlerine Mart karı yağıyor yani. O gurur bize yeter.
Yıllarca hakkımızı gasp ettiler, hakkımızı yediler. Allah'ın adaleti yıllarca da unutamayacakları bir şampiyonluk. Allah'ın adaleti geliyorum. Burada tecelli edecek. Allah'ın adaleti Başakşehir stadında çocuğunu omuza alıp da koşanların adaletine benzemez. Evet. Anladın mı? Aynen öyle. Allah'ın adaleti. Allah'ın adaleti büyüktür. Evet. Çok teşekkür ederim sizlere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kandilinizi kutluyorum. Bu ezanlar 100 metre. Bu kandil akşamı 100 metre. Rabbim binlerce şampiyonluklar nasip ve müessir eylesin bize inşallah. Hazır mıyız? Önümden. Meşaleler dediğim gibi bak yumuşak yerinden yakıyoruz. Sallama yok abi, sallama yok. Oradan bir yana çıkar mısın? Sallama yok. Açma abi. Sallama şimdi. Bunu da iyi. Ver onu bana. Evet yakıyoruz. Sallama yok. Bak sabit tutun. Bize her yer Trabzon. Bize her yer Trabzon. Bize ortaya Hüseyin çektir tayfaya, Hüseyin zabun ortaya, Hüseyin çektir tayfaya, Hüseyin zabun ortaya, Hüseyin çektir tayfaya. Havaya, 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 eller eller havaya. Sokağa taşıdığımız nokta burası. Evet. Allah yolumuz açık etsin. Şampiyonluğu da kutlayalım. Trabzonlular. Şurada bilmemiz gereken bir nokta var. Son olarak onu ifade edeyim. Programımızı kapatacağız. Bakın bizim bir taraftar grubumuz var. Nedir bunun adı? Bunun gibi onlarca var. Ama İstanbul'dan,
bizi Türkiye'nin her tarafında en güzel şekilde temsil eden, başlarında Hüseyin kardeşim olmak üzere, Sayın Zabuk kardeşim olmak üzere, bunlar bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Çocuklarımızı emanet edip verebileceğimiz bir taraftar grubudur Gurbetçi Gençler. Bu anlamda kardeşlerimize sahip çıkalım. Çocuklarımızı çok rahatlıkla Gurbetçi Gençlere teslim edeceğimiz bir gruptur. Ben huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma, Sayın Zabuna çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu işleri de iyi bilirim. Ama siz örnek misiniz? Çocuklarımıza uyuşturucudan, kötü alışkanlıktan, zararlı şeylerden kurtarıp bu sevgiyi insanlarımıza aşılamaktır. Ben bu kardeşimizi onun için çok seviyorum. Duruşuyla, adamlığıyla, yanlış şeylerden uzak tutmasıyla. Velhasıl kardeşlerimizin çocukları uzaklamasıyla başta sizler olmak üzere hepinizi canı gönülden şahsım ve kurum adına kucaklıyorum. Allah size bağışlasın. Eyvallah, eyvallah. Hep beraberiz. İnşallah güzel işler yapacağız. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki. Sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol.